Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ama yine de söyleyelim, hatırlatalım. Bu videoda anlatılanlar tıpkı diğer videolarda olduğu gibi kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Konumuz sevgili dostlar Dogecoin olacak. Köpekler, Türkçesi köpekler arkadaşlar. Bu çok soruluyor bana. Yeni çıkmış bir meme token, yeni çıkmış bir oyun token'ı. Hocam alalım mı, almayalım mı? Destekler, dirençler, hedefler, şunlar, bunlar ne diye. Şöyle bir baktığımızda kıymetli dostlar, grafiği oldukça kısa Binance borsasında. Şöyle farklı diğer borsalara baktığımda da bayağı bir kısa. Şöyle Maxxe'ye falan bakıyoruz. Oldukça kısa farklı farklı grafikleri var. Ama ve lakin ne yaptım ben? GTO borsasına giriyorum ve GTO borsasında diğerlerine oranla nispeten daha uzun bir grafik var. Dogecoin piyasalara girmiş, girdikten sonra bir düşüş yatay ve Binance borsasına girmesiyle diğer borsalara yayınlanmasıyla beraber bir yükseliş yapmış ve ardından da düştüğünü görüyoruz. Binance borsasına girdiğinde şöyle bir baktığımızda %107'lik bir yükseliş olmuş. Yani hareketler kısa gibi görünse de rakamlar büyük rakamlar kıymetli dostlar. Öncelikli olarak Dogecoin neydi? Dogs Token neydi ya da baktığımızda bir Telegram'ımız var sevgili dostlar. Hemen hemen herkesin telefonunda yüklü artık bu kripto paralarla ilgileniyorsanız Telegram'ınız zaten var. Telegram'ın içerisinde Toncoin diye bir coin'imiz var. Toncoin'in de bir ağı var. Blockchain ağı var. Bu Toncoin blockchain ağında binlerce oyun var arkadaşlar. Telegram'a giriyorsunuz. Tık 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 böyle tek tuşla böyle basa 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 bir oyun oynuyorsunuz. Ve bu oyun oynadığınız zaman size ödüller veriyor. İşte bu ton değildi. Dox. Bu binlerce oyundan sadece bir tanesi ve en başarılı olanlardan bir tanesi arkadaşlar. Telegram'a giriyoruz. Telegram'da oyunumuzu oynuyoruz. Dogecoin'le oyunumuzu oynuyoruz arkadaşlar. Tık 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 böyle parmağımızla basıyoruz. Hani görülüyor bazen işte hanımlar dikiş makinesine bağlıyor. Kimi matkapla bir şey yapıyor. Herkes bir şeyler yapıyor artık doğru yalan bilmiyorum. TikTok'ta arkadaşlar orada burada çok videolar düşüyor önüme. Dogecoin kasılıyor. Böylelikle Toncoin elde ediyorlar. Sonra gelip bunu borsalarda satıyorlar. Böyle bir durum. Hem bir meme token reklam üzerine sen satacaksın. O bu çok ileride çok güzel olacak deyip öteki alıyor. Öbürü alıyor, o alıyor, o alıyor. Reklamla dönüyor. Öyle büyük bir proje amacı dünyayı kurtarmak, dünyayı baştan yaratmak, ormanlarımızı arttırmak, sokak hayvanlarını kurtarmak, işte iklim bilinci falan değil. Tamamen bir basit bir oyun. Ve tamamen bir şaka amaçlı, mim amaçlı bir token olduğunu hatırlatmış olalım. Evet, biraz daha ayrıntı. Şöyle fiyatlamalara bakalım, piyasalara bakalım kıymetli dostlarım. Piyasalar bugün 0,73 Bitcoin'de bir artıda, Ethereum'da da %2 artıda. Yeşiller çok, kırmızılar da çok. Böyle karışık bir seyir var arkadaşlar. Piyasada 2 milyon 400 bin tane token coin içerisinden iniyoruz, iniyoruz, iniyoruz. 95. sırada görüyoruz Dogecoin'i. Baktığımız zaman değer olarak, piyasa değeri olarak baktığımızda diğer coinlerin birçok coin'in kat be kat üzerinde çok yeni çıkan bir proje olmasına rağmen 0,0109 fiyatından işlem görüyor. Bugün %10'luk bir değer kaybı var. Bu hafta %9,5'luk, 9,40'lık bir değer kaybı var ve son bir aya baktığımızda da %31,40'lık bir değer kaybı var. Dox'un sevgili dostlar. ATH seviyesine hani piyasaya girmiş. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. En yüksek gördüğü hani piyasaya girdiğinde böyle bir hurra millet aldığında 0,028'lere kadar çıkmış. Şu an 0, çift sıfır, bir sıfır ilave edip 10 arkadaşlar. Onu da hatırlatalım. Biraz daha ayrıntıya geldiğimiz zaman yaklaşık 550 milyarlık bir toplam arzının olduğunu görüyoruz. İşte bunun 516 milyarının dolaşımda olduğunu görüyoruz. Hacim bugün artmış. Özellikle fiyat düştü diye ucuz bulanlar yüklenmiş. %33,5'luk bir hacimde bir artış var. Piyasa değerinin ise arkadaşlar hani birçok coin'in piyasa değerinin üzerine çıktı dedik ya.
566 milyar dolarlık bir piyasa değeri olduğunu görüyoruz Dox tarafında. Göstergelerde Dox'la alakalı bir bilgi yok arkadaşlar. Ama grafikte baktığımızda dediğimiz gibi GTO'dan bakıyoruz arkadaşlar. Bu arada hani mini bir hatırlatma yapalım. Böyle coinleri Binance borsasından işte diğer büyük borsalardan önce oralara yayınlandı da çünkü %100 falan gidiyor artık. %100 gitmeden önce büyük coinlere girmeden, büyük borsalara girmeden önce almak istiyorsanız GTO borsasına mutlaka ama mutlaka gelin. Zaten videonun altında benim referansım da var. Eko Kripto'nun GTO borsası referans linki var. O link üzerinden GTO'ya üye olduğunuzda hem bu coinleri önceden alabiliyorsunuz bir. Referansımla üyelik oluşturduğunuz için indirimli bir şekilde komisyon indirimi normal tek başınıza gittiğinizde daha fazla komisyon ödeyeceksiniz. Benim referansımla gittiğiniz zaman daha az komisyon ödemiş oluyorsunuz. İki, üçüncüsü de benim kendi Telegram kanalımda var. Al satlarımı söylediğim, beğendiğim coinleri paylaştığım bir grubumuz var. Al sat grubumuz var. Bu gruba da katılma hakkınız oluyor. Onu belirtelim. Devam edelim. Doxcoin arkadaşlar, şurada bir sat sinyali geliyor bize. Neresi burası? 0.103'ler, 0.103'ler arkadaşlar. Yani 1.0 eklemeden önce neredeyse. Ardından şuraya geldiğinde de güçlü sata dönüyor. Önce sat, ardından güçlü sata dönüyor. Ve o gün bugündür güçlü satın devam ettiğini görüyoruz. Ala dönmüş değil. Şöyle 2 saatlik daha yakın plandan bakıyoruz. Hani şuralar günlükte artık sata dön demişti bize. Satabilenler kurtuldu, satamayanlar gitti. En alt dibimiz, hani piyasalarda her zaman bir dip vardır. Yani dibin dibi vardır arkadaşlar. Yeni dipler oluşur. Dox'un çıktığından beri görmüş olduğu en kötü dip 0.4048 olduğunu görüyoruz. Arada büyük farklar var arkadaşlar. Yani şuradan şuraya düştüğünde paranız %94'ü erimiş oluyor. Buradan aldığınızda büyük para kaybediyorsunuz. Ama dipten yakaladığınızda bile bakın tepelere bile çıkmasına gerek yok. Dipten yakaladığınızda şu anki fitil olduğu seviyeye sadece bir hafta tuttuğunuzda %3870 kazanıyorsunuz. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Kıyıda köşede ihtiyacınız olmayan, kaybederseniz üzülmeyeceğiniz bir para varsa Dox'ta yatırım yapın. Anlatabiliyor muyum? Çünkü paranızın pul olma ihtimali oldukça yüksek. Ya da pul olan paranızın dipten yakaladığınızda büyük bir para olma ihtimali de oldukça yüksek. Çok riskli bir proje. Kıymetli dostlar. Toncoin'in bir projesi dedik. Toncoin Telegram'ın zaten. Telegram, Toncoin, Dox. Bunları üçünü birbirine bağlıyoruz. Ve bunların sahibine baktığımızda da Powell Durov olduğunu görüyoruz. Powell Durov bu kadar coin'in düşme sebeplerinden bir tanesi de Powell Durov'un Fransa'da tutuklanmış olmasıydı. Fransa'da tutuklandı ve tutuklandıktan sonra düştü düştü düştü. Ardından serbest kalınca yukarılara doğru gittiğini görüyoruz. Buralara kadar düştü, serbest bırakıldı, buraya çıktı. Ama tekrar kıramadığını, hala aşağıya doğru düştüğünü görüyoruz. Şimdi burada bir çanak var mı? Var. Bu tekrardan şuraya 0.2 seviyesini Dox görür mü? Görür. Arkadaşlar Bitcoin geldiği yeri asla unutmaz. Ama ne zaman görür bilinmez. Buna teknik olarak baktığımızda hocam siz ne zaman alırsınız Dogecoin'i diye sorduğunuzda ben kıymetli dostlar şu düşen tren şu sarı çizginin üzerine atmadan şuraya gelip şunun üzerinde kapatmadan yani 0.00167'nin üzerine atmadan Dox almam sevgili dostlar. Alana bir şey diyemem. Alanın yolu açık olsun. Kimsenin şeyine dediğim gibi yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Kimseye bir şey söylemiyoruz arkadaşlar. Ben kendi yapacağımı söylüyorum sadece. Ben 0.00167'nin üzerine atmadan düşüş bitti. Dox yükseliyor diyemem. Alım da yapmam. Alana da tabii ki de saygımız sonsuz. Şurada baktığımızda Dox'ta bunun üzerine attığında şu 25'ler bir direnç. Buralarda oyalanıp 30'lar.
30'lar bir direnç, 51'ler. 51'de bir oyalanıp 0,0070'ten de piyasadan çıkarım. Çok uzun vade bekleyeceksem de hedef zaten gelmiş olduğu ATH seviyesi olan 0,028'ler Dogecoin'de. Küçük bir paranız var ise, umursamayacağınız bir paranız varsa bu Dogs'u buralardan ufak bir miktar al unut yapabilirsiniz. Şöyle baktığımızda ne kadarlık bir çok büyük yükseliş vaat ediyor. Çok büyük bir para vaat ediyor. Hani ya Herro ya Merro dersiniz ya. İşte Dogs öyle bir proje arkadaşlar. Artık tercih sizin. Dogs öyle çok büyük bir proje. Çok iyi bir proje. Amacı dünyayı kurtarmak. Daha iyi bir dünyaya katkı sağlamak gibi bir amacı yok. Şaka üzerine ortaya çıkmış bir oyun projesidir. Hareketleri çok serttir. Çok sert düşer. Çok sert yükselir. O yüzden çok dikkatli olmak gerekir. Dogecoin'de söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Başka da söyleyeceğim bir şey yok. Umarım Dogs konusunda yardımcı olabilmişimdir. Al, unut, bilmem ne falan demiyoruz. Bütün paranla gir demiyoruz. Küçük bir miktarla hani girersin ya Herro ya Merro tokenıdır. Hani kumar demek istemiyorum. Kumar demedim arkadaşlar. Ya Herro ya Merro tokenıdır diyorum. Dogs. GTO borsasına bekliyoruz arkadaşlar. Kendi Telegram al sat grubumuzu da bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.